ona soralım dedik. Ve biz bu akşam Bediüzzaman Said Nursi'nin ses kaydını belki de canlı yayında ilk kez yayınlayacağız birazdan. Yani siz Bediüzzaman Said Nursi'nin sesini duyma fırsatı bulacaksınız. Onu da hemen belirtelim. Şimdi bir üst başlık. Bazı şeyler yazdı. Sanırım okudunuz bunları. Evet. Ne dersiniz? Şimdi ben öncelikle şunu ifade edeyim. Tek geleceğim. Tabii şeylere. Anlıyorum. Öncelikle şunu ifade edeyim. Bu çok önemli bir nokta. Maalesef tarih boyu büyük şahsiyetler, başta peygamberler, evliyalar ve onları takip eden insanlar kendi zamanlarında takdir edilememiştir. Hatta zulme maruz kalmışlardır. Bunlardan bazıları İmam-ı Azam'dır. Hatta hapiste işkenceden dolayı vefat eden Ahmed İbni Hanbel'dir. Bence bu asırda özellikle Türkiye'de bunun en müşahhas misali, daha başkaları da vardır, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'dir. Maalesef Cumhuriyet nesli yanlış tanımıştır. O yanlış tanıyan ve tamamen hatalarla dolu tasvirler yapan insanlardan biri de bahsettiğiniz insandır. Söyledikleri tamamen belgelere aykırı ve Bediüzzaman eserlerini okumadan sathi değerlendirmelerdir. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz Türkiye'de sadece Rıza Zelyut değil. Yani bugün sadece bir yazara indirgenmişse güzel bir gelişmedir bu. Çünkü bir zamanlar devletin bütün makamları, hatta MIT'in istihbarat raporları Rıza Zelyut'un bu yazdıklarıyla doludur. Hatta 1983 yılında üniversitelere YÖK eliyle dağıtılan Bölücü Cereyanlar ve İrtica Örgütleri isimli kitapçık benim elimde duruyor. Baştan başa böyle saçma sapan şeylerle doludur. Ben iki tane misal vereyim mi? Hı hı. Çok acı misal. Yani hı hı. Ta ki izleyiciler maalesef bu yazar arkadaşın da anlattıklarının eski istihbarat raporlarından alıntı olduğunu görsün. Bir tanesi şudur. Ben o zamanki sayın rektörüm, benim de hocam beni çağırdı. Şu kitabı al oku. Çünkü dedi o zaman 12 Eylül'ün gereği olarak seminerler veriliyordu. Ben de okudum. Bediüzzaman Kürtçü, Bediüzzaman devlet düşmanı, Bediüzzaman asker düşmanı, Bediüzzaman şöyle, hatta daha ileri gitmişler, Bediüzzaman kendini peygamber ilan etmiş demişler. Hatta daha ileri gitmişler, kendini bilmez bir ilahiyatçının, şimdi yaşamıyor o maalesef, isim zikretmeyelim, bedi kelimesi Allah'a ait bir sıfattır, ilahlığını da iddia etmiş demiş birisi de. Yani bu kadar ileri gitmişler. Ben sayın rektöre şunu söyledim. Yani buna bu gazetecinin yazdığı yazı da dahildir. Dedim ki sayın rektörüm, eğer bu kitapta anlatılan Bediüzzaman bu manada Bediüzzaman Said Nursi ise böyle bir insanı sevmek İslam'a aykırıdır. Daha acı bir misal vereyim. Şah Nakşibend'le ilgili raporun ve de işte bu yazar arkadaşın kullandığı dokümanların ne kadar yersiz ve belgeye dayanmadığıyla alakalı orada bir cümle var. Süleyman Efendi cemaatini anlatıyor vesaire vesaire. Orada diyor ki bu Şah Nakşibend var ya diyor. Şu anda Suriye'de yaşıyor ve bütün Türkiye'deki örgütlerini oradan diyor idare ediyor. Dedim ki hocam bu insan vefat edeli 600-700 yıl olmuş. Yani olur da Bediüzzaman'ın bir ifadesi var Allah'ı inkar edenlerle alakalı. Şeytan muzaaf şeytan olsa vallahi ben böyle bir yalanı kabul etmem kaçarım der diyor. Yani şimdi dolayısıyla bu tür şeyleri de ve o yazıda ileri sürdüğü noktaları da ben böyle değerlendiriyorum. Son noktayı da söyleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Bu çok önemli. Sene 1985 ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nde aslanlık imtihanına girdim. İngilizceden ve Arapçadan çok mükemmel puanlar aldım. Ama bilim dalından, İslam hukuku da bilim dalıydı, 33 aldım. Bir profesör 100 verdi, diğer iki profesör 0 verdi. Yanlış duymadınız. Ve gerekçe olarak da sorulduğunda Ahmet Akgündüz Risale-i Külliyat'ını okuyor, Nurcu'dur dendi. Bura çok önemli. Ama ben o zaman 49 kilo ağırlığında genç bir delikanlıyım. Ağladım, dayanamadım. Benim o halimi gören 3 profesör, bunlardan biri profesör İsmail Cerrahoğlu ve benzerleri dediler ki Akgündüz Hoca merak etme. Bir zamanlar İlahiyat Fakültesi'nde
Bir insanın doçent ve profesör olması için ilk soru akademik eserleri değil. Bura çok önemli bir nokta. Veya yazdığı makaleler değil. Acaba Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur aleyhinde makaleleri var mı yok mu? Kitabı var mı yok mu? Yani Türkiye bugünleri geçirdi. Eğer bütün bugünlerden sonra bugün 50. vefat yıl dönümünde bütün Türkiye'de on binlerce insan tarafından takip edilen konferanslar düzenleniyor, haftalar düzenleniyor Gaziantep'teki Bediüzzaman'ı anlama haftası gibi. Ki ben dün de orada konferanstaydım. Bu şekilde hizmetler yapılıyor ve artık siyasetçisinden tutun başbakanın ifade ettiği cümle gibi gazetecilerine kadar insaflı olanlar kabul ediyorsa, kala kala geriye bu tip yazarlar kalmışsa eski yalan yanlış istihbarat raporlarındaki bilgileri aktaran, ben Türkiye'nin gelişmesi olarak görüyorum bunu. Bunu özellikle ifade edeyim. Ama iddiaları sorarsan cevaplandırırım. Peki, onları soracağım. Tabii. Şimdi ona geçmeden önce şu soruyu bu noktada sormak isterim. Evet. Mezarından çıkarılıp asılan, evet, yani ölü bedeni asılan bir adam. Evet. Şimdi biz bu olaya nasıl bakacağız? Bu ülke bir suçluyu tırnak içerisinde, evet, ibret alem için mezarından çıkarıp astı diye mi bakacağız? Yoksa bu nasıl bir öfkedir, kindir ki ölen bir kişiyi mezarından çıkarıp asacak, evet, kadar. Evet. Gerçi şu, mezarda yatan kim olursa olsun, suçlu, suçsuz, işte şu ya da bu, onu mezarından çıkarıp asmak dünyanın hiçbir sisteminde kabul edilebilir, aynen öyle, bir hadise değildir. Bunu da söyleyeyim. Bu ne demek? Yani niye böyle bir şey yapıldı? Şimdi Turgay kardeşim, bu soruna eğer müsaade ederseniz biraz ayrıntılı cevap vereceğim. Nitekim o bahsettiğiniz yazar da Bediüzzaman'ın cumhuriyet düşmanı olduğunu, demokrasi düşmanı olduğunu vesaire iddia ediyor. Biliyorsunuz Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kuvayi Milliye lehinde fetva vermiş ve Dürrizade Abdullah Efendi'nin fetvasını çürüten beyanları gazetelerde yayınlamış bir insan. Ve bu hadise üzerine 1921'in sonu 22'nin başlarında içinde Mustafa Kemal'in de imzasının bulunduğu 70-80 milletvekili tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet edilen bir allame. Ve orada yaptığı konuşmada 10 maddelik bir meşhur hoş amedi yapılıyor resmen. Şu anda Büyük Millet Meclisi arşivlerinde kayıtlı bunlar. Orada bir parantez açalım. Açın parantezi. Şimdi orada deniyor ki hayır, çağrıldı, locada oturuyordu. Evet. İzleyici locasında oturuyordu. Hocam buyurun lütfen bir dua edin, hayır, dendi. O da gelip, hayır, dua etti. Hayır, hiç o doğru değil. Hiç o doğru değil. Şu anda yaptığı bir konuşmayı bir defa Bediüzzaman bütün kitaplarında bunu yayınlamış. Bediüzzaman öyle kim birilerinin riyakarlığı için, şöhret için yalan söyleyecek bir allame değil, bir. İki, şu anda mecliste Bediüzzaman Hazretlerinin hoş amedi yapılması ve mecliste mebuslara hitap etmesiyle alakalı kayıtlar var, iki. Bunları merak edenler gitsinler görsünler. Ben bugün biliyorsunuz Ermeni meselesini tartışmak için geldim. Hı hı. Yüzlerce de belge getirdim. Eğer belgeli gelseydim daha farklı olurdu. Ama bu da farklı bir güzellik oldu. Hı hı. Orada Bediüzzaman 10 maddelik biliyorsunuz konuşmasını yapıyor. Konuşmasında ısrarla söylediği şu. Bir nimet şükür ister ki devam etsin. Allah İstiklal Savaşı'nı kazandırdı. Bu büyük bir nimettir. Ama gördüğüm kadarıyla milletvekillerinin %60'ı namaz bile kılmıyor. Evet. Ve manevi açıdan erozyona tabi tutulmuş durumda. Dolayısıyla lütfen bu milletin size itimat etmesi için, size bu meclise güvenmesi için Allah'ın dinine sarılın vesaire tarzındaki ifadeleri. Ben ayrıntıya girmiyorum. Uyulmuş bunun üzerine, buna da galiba. Tabii bunun üzerine mescit dar gelmiş, yeni mescit açılmış. Bunun üzerine başta Mustafa Kemal olmak üzere oradaki bir kısım devlet adamlarıyla tartışıyor. Özellikle Mustafa Kemal'le tartışıyor. Hem de abdest için kollarını sıvamış ve meclisin sobasının kenarında ısınırken, namaza hazırlık yaparken tartışıyor. Tartışma sonunda söylediği cümle şu. Mustafa Kemal kendisine çok ciddi tekliflerde bulunuyor. Bu çok önemli. Bunlardan birincisi Şeyh Sünusi'nin Kuzey Afrika'da olduğu gibi sen de Şark vilayetlerinde manevi umumi vaiz ol diyor. İkincisi milletvekilliği teklif ediyor. Üçüncüsü Din İşleri Yüksek Kurulu üyeliği teklif ediyor.
Şarttaki açacağın Zehra Üniversitesi'nde diyor, kuruluşuna ben kefilim diyor. Hatta rey veriyor. Ve tahsisat ayrılıyor. Daha ötesi, Ankara'da bir köşk tahsis edelim, gel burada bilimsel çalışmanı yürüt diyor. Ama Bediüzzaman bunu çok açıklıyor. Orada diyor tartıştım, temelde anlaşamadım. Özellikle manevi meselelerde. Baktım ki siyaset yoluyla artık hizmet edilmez. Kendimi özellikle komünizm rüzgarı ve Türkiye'deki etkilerinin İslam'a ve İslami inançlara etkisi sebebiyle Kur'an'ın hakikatlerini, Allah'a iman, ahirete iman ve peygamberlere iman ve adalete iman benzeri konuları ispat etmek üzere eserler telif etmeye verdim diyor. Şimdi bunun üzerine biliyorsunuz kendisine bir dokunma yok. Ama 1925'teki Şeyh Said isyanından sonra maalesef kendisi de biliyorsunuz sürgün ediliyor ve Isparta'nın Barla nahiyesinde. Ama suçlu bulunmuyor galiba. Hayır, sadece... hayır. Sırf sürgün. Şimdi burada demek istediğim şu, geliyorum sizin sorunuza. Peki mücadele ne? İşte burası çok önemli. Öncelikle mücadelenin birinci noktası bu mezar meselesinde. Biliyorsunuz ilk itham ve dava 1935 Mustafa Kemal'in sağ olduğu dönemde Eskişehir Mahkemesi. Eskişehir Mahkemesi'nde 4 tane temel suçlama var, idam cezasıyla yargılanıyor. Ama Bediüzzaman'ın tabiriyle bir keçi hırsızına verilmemesi gereken 6 aylık bir ceza ile bitiriliyor. Diyor ki ben bunu kabul etmiyorum. Eğer itham ettiğiniz suçlar bende varsa beni idam etmelisiniz. Yoksa diyor bu keçi hırsızına verilen cezayı kabul etmiyorum diyor. İsyan ediyor, Yargıtay'a temize gidiyor. Orada 4 tane suçlama var. İşte burada bahsettiğiniz yazarın yanlış aktardığı noktalar. 1- Sen laiklik düşmanısını diyorlar. Dolayısıyla rejimimize karşısın, idama layıksın. Yıl kaç? Yıl 1935. Yani Eskişehir Mahkemesi. Ve bu laiklik düşmanına karşı müthiş bir cevap veriyor. Bence bütün dindarların Türkiye'de şu anda laikliği öyle anlaması gerektiği kanaatindeyim. Şöyle diyor. Ben diyor hapiste tutulan ve icra hayatta tecrid edilmiş bir hayat yaşayan bir insanım. Dışarıdaki halet-i ruhiyeyi bilmiyorum. Siyasi hayatı da bilmiyorum. Laikliğe ne mana veriyorsunuz ondan da haberim yok. Ama diyor eğer diyor laiklikten kastınız Batı devletlerindeki gibi dinsizlere her türlü hak ve hürriyet verildiği gibi dindarlara da hak ve hürriyet verilmesi ve hukuku medeniyeden istifade edilmesi manasıysa bir şey demiyorum diyor. Bakınız savunuyorum da demiyor. Burası çok önemli bir nokta. Ben bir şey dediğim yok zaten diyor kabul ediyoruz. Ama eğer diyor laikliği dinsizlik manasını anlıyorsanız kıyamete kadar mücadele edeceğim sizinle diyor. Ve nitekim 1940 ve 30'lu yıllardaki laiklik anlayışının tamamen Fransa'daki laisizm yani din düşmanlığı manasında olduğunu artık kusura bakmayın hayvanat bahçesindeki tavus kuşları bile biliyor. Kargalar bile artık gık yerini ona anlatıyor. Dolayısıyla burada şüphe yok. İkinci iddia, çünkü yazar bunu ileri sürüyor. Sen cumhuriyet düşmanısın diyorlar. Bu da çok önemli bir olay. Cumhuriyet düşmanına hayat hakkı tanımayız diyorlar. Diyor ki beyler kusura bakmayın. Yaşlı olan ağır ceza reisi siz bilmezsiniz. Gençsiniz diyor diğer üyelere. Ama yaşlı olan ağır ceza reisi benim hayatımı bilir. Henüz siz yokken, cumhuriyet ilan edilmeden ben diyor yıllarca önce Van'da çok önemli bir mağarada yaşarken yani enteresan hatta Siirt'te biliyorsunuz Tillo'da İbrahim Hakkı Efendi Hazretleri'nin kabrinde olurken talebelerim bana diyor çorba getiriyordu. Ve ben diyor bak burası çok önemli o çorbanın diyor danelerini karıncalara veriyordum suyunu ben içiyordum. Bana dediler öğrencilerim, yahu üstadım ne yapıyorsun? Dedim ki, bu karıncalar cumhuriyetçidir. Ben de cumhuriyetçiyim. Onun için onları tercih ediyorum. Nefsime tercih ediyorum. Ama yanlış anlamayın, ben dindar bir cumhuriyetçiyim. Bu manada İslamiyet'teki Hulefai Raşidin de Resulullah'ın gerçek bir halefi ve dindar bir cumhur reisiydiler. Ömer bin Abdülaziz de bunu sürdürdü. Ama İslam tarihinde bu gelenek tam devam ettirilemedi. Ben dindar bir cumhuriyetçiyim deyip bunu cevaplıyor. Üçüncü iddia, bir cümleyle cevap vereceğim. Sen tarikat şeyhliği yapıyorsun. Hayır beyler, benim hayatım sabit. Hiçbir zaman tarikata mensup olmadım. Ben bir şeyh değil, ben hocayım. Alimim, İslam alimiyim diyor. Ve hemen ama tarikatı savunuyor. Lütfen tarikata karşı diye anlıyorsanız bunu asla karşı değilim. 600 sene bu vatanı
Haçlı ordularına karşı koruyan tekkeler ve zaviyeler ve orada yetişen maneviyat reisleridir. Beyler, gidin kabristana, bu ülkeyi kimlerin manen kurduğunu görün. Nasıl tarikata düşman olursunuz diyor. Ama ben tarikatçı değilim, şeyh değilim diyor. Ve sonuncusu da biliyorsunuz, onu soracaksınız, ona girmeyelim. Sen Kürtçüsün. Kürtçülük yapıyorsun, Türkleri sevmiyorsun iddiasına da cevap veriyor. Şimdi 28 sene, bakınız bura çok önemli. Bütün zulümlerin sebebi, bakın benim elimde bir belge var ama açıklayamıyorum, burada yok. Çok enteresan. Açıklayın belgeyi. İsmet İnönü başbakanken 1935'te Ispart ilk defa açıklıyorum bütün televizyon ve basında. Bu çok önemli bir hadise ve sadece Akgündüz'de var bu belge. Bu da çok önemli bir olay. İsmet İnönü o kadar Bediüzzaman çünkü siyasete girmemiş. Bakınız biliyorsunuz, eğer siz muhalifiniz olan bir insanla birebir güreş tutarsanız onu çevreden vurduğunuz kurşunlarla öldürebilirsiniz. Ama bir türlü suçunu bulamıyorsanız onunla mücadele etmeniz zordur. Ben de cumhuriyette laikliği yanlış anlayan ve cumhuriyeti yanlış değerlendiren, Libya'da cumhuriyet. Biliyorsun komünist Rusya da cumhuriyetti. Dolayısıyla cumhuriyeti vasıflandırmak lazım. Demokrasi olmazsa cumhuriyet olmaz. Bu çok önemli bir olay. Bunun üzerine bakın, korkuya bakın. Halbuki Bediüzzaman çok açık ifade ediyor. İsmet İnönü bir talimat veriyor. 17 vilayetin kol ordusuna ve bütün zırhlı birliklerine, valilere, emniyet müdürlerine, Şeyh Said-i Kürdi denilen adam. Halbuki Bediüzzaman Hazretleri ısrarla cumhuriyet sonrası bölücülük manası alındığı için kesinlikle Kürdi tabirini kullanmamıştır. Şeyh tabirini hiç kullanmamıştır. Said-i Nursi ismini kullanmıştır. Buna rağmen tahrik için Şeyh Said-i Nursi diyor, Eskişehir'e naklediliyor. 110 küsur talebesiyle birlikte. Lütfen diyor, bütün ordu, bütün polis, bütün mülki amir ve güvenlik kuvvetleri en son kırmızı alarma geçsin. Yahu! Bediüzzaman'ın buna cevabı ne biliyor musunuz? İsyan çıkmasından korkuyor olabilir mi? Efendim ne alakası var? Bediüzzaman'a diyorlar ki sen talebelerin vasıtasıyla devlete isyan çıkmasından korkuyorlar değil. Çok özür dilerim. Paranoya var. Bediüzzaman'a karşı paranoya var. Bura çok önemli. Yani hayal içinde, korku içindeler. Ben burada bir ayet var da söylemek istemiyorum. Çünkü aynı zamanda hukuk profesörüyüm. Söylersem biraz sıkıntı meydana getirir. Peki. Bediüzzaman'a soruyorlar. Nedir senin bu halin? Sen bir cemiyet misin? Örgüt müsün? Devlete isyan mı edeceksin? Yahu beyler diyor. Yıllarca benim kapımda bir jandarma duruyor. Allah için onlara ait beni diyor bir ihtiyarım, basit bir ihtiyarım. Beni diyor kolumu bağlasa istediği yere götürür. Bu benim şahsi gücüm diyor. Bu kadar. Aciz bir ihtiyarım. Ama mesleğim ve Kur'an'ın avukatlığı ve tercümanlığı noktasında gücümü soruyorsanız 50 bin diye bahsediyor başsavcı diyor. Yanlış düşün diyor. 50 milyon kuvvetindeyim diyor. Yani bu manevi kuvvet. Bundan korkuyor ve devam ediyor. Ve böylece Bediüzzaman Hazretlerinin vefatından bile, ölümünden bile korkuyorlar. Ve bildiğiniz gibi Urfa'da defnedilen Bediüzzaman Hazretlerini tamamen askeri bir uçakla, ayrıntıya girmiyorum, herkes bitiriyor. Isparta'da bir yere götürüyorlar. Soru bundan sonra sorarsanız biliniyor mu, nerede? Ona cevap veririm. Ama cümlemi bitiriyorum. Bura çok önemli. Kabrinin gizli kalmasının bir sırrı daha var. Onu soracağım. Oldu. Onu soracağım. Sor. Şu mezardan. Ama onu sormadan olmaz. Olmaz. Şu mezardan çıkarılıp idam edilmesi meselesini soracağım. Yani idam değil, götürülüp Isparta'daki bir kabristana gömülmesi. Evet. Orada işte çıkarıldı, asıldı gibi ya da ona benzer şeyler. Hayır. Tamamen iddia, yani yersiz iddialar bu. Tamam. Evet. Neden mezarı gizlendi? Onu konuşacağız. Zehirlenme meselesi var. Sorular da geliyor yoğun hemen bir sor, şekilde. Ama ses kaydını dinleyelim. Allah Allah. Evet. Şimdi sürpriz bize. Evet. Yalnız ses kaydından önce bir şey söyleyeyim mi? Evet. Söylememe müsaade edin. Tamam, o zaman biz de reklamdan sonraya bırakalım. Evet. Hayır, sizi dinleyeceğim. Sizi dinleyeceğim peki, şimdi. Peki. Şöyle yapalım. Hani şu uyarı yaparım ya hep. Siz olun eş... Monitöre bakıyorum hocam, ben daldım. Siz olun konuyu, komşuyu, eşi, dostu, akrabaları, kısacası kimi tanıyorsanız arayın. Bizi mutlaka ama mutlaka izlemelerini sağlayın. Şimdi reklama gideceğiz birazdan ve reklam dönüşünde Bediüzzaman Said Nursi'ye ait ses kaydını dinleteceğiz size. Ve
o ses kaydıyla ilgili bir de açıklamamız olacak. Dolayısıyla biz reklama gidelim. Reklam dönüşü bekleyin. Sayın Akgündüz o ses kaydıyla ilgili öncesinde de önemli bir açıklamada bulunacak. Ve biz o ses kaydını belki de canlı yayında ilk kez izleyenlerle paylaşacağız. Hiçbir ayrılmayın. Bir kez daha iyi akşamlar. Sıra dışı tüm sıra dışılığıyla devam ediyor. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz stüdyo konuğumuz ve biz birazdan Bediüzzaman Said Nursi'nin ses kaydını yayınlayacağız. Onu söyleyelim ama öncesinde şunu söylemek gerekir. İsterseniz siz söyleyin hocam. Evet. Şimdi şunu bilmesini istiyorum Ülke TV izleyicilerinin. Kesinlikle Bediüzzaman Hazretleri ses kaydının kaydedilmesini arzu etmemiş. Hiç kimseye müsaade etmemiş. Belki Milli İstihbarat Teşkilatı'nda vardır. Bu gizli alınanlardır. Var olan tek ses kaydı, hatta iki ses kaydı. Şimdi bir daha Bediüzzaman Hazretleri'nin sesi var ve ben bizzat dinledim. Yani onu dinledim. Dinletti bana. İstisna bu dinletmesi. Sonradan ağabey dedim bunu neşredelim. Yani kendisiyle çok yakın sevdiğimiz, elini öptüğümüz bir insan. Hocam dedi dünyada verebileceğim insan sensin ama ben bu ses kaydının neşri için istihareye yattım. İstiharede de kesinlikle neşredilmemesiyle alakalı açıkça beyanat gördüm. Onun için müsaade etmiyorum. Ama şu anda Ceylan Çalışkan Bey'in işte orada sizin kısa bir bölüm var. İlk neşredeceğiniz nokta onu o hakikaten Bediüzzaman'ın bizzat sesidir. Yani 10 saniye de olsa Bediüzzaman'ın sesini de ilk defa televizyondan siz neşretmiş oluyorsunuz. Bunun dışında eğer başka TV veya gazeteler Bediüzzaman'ın sesini bulduk. Hayır hayır. Buldukları Sait Özdemir abidir. Sait Özdemir abi de kimseye vermemiştir. Vermeye de manen mezun değildir. Üstad yasakladı diyor. Dolayısıyla önemli olan sesi değil. 6000 sayfalık Risale-i Nur külliyatıdır. Şu şu bir meraktır. Yani geçmişte tarihi karakterlerin seslerini hiç olmayanlarının görüntülerini almak, izlemek, bakmak önemli bir şeydir. O düşünceyle tamam. Bir bakalım isterseniz. Evet, Bediüzzaman'ın Said Nursi'nin ses kaydını yayınlıyoruz. Çok kısa bir bölüm. Hemen hatırlatalım. Ses kaydını izlemeye başladığınızda duyacağınız ilk ses, o baskın ses, Bediüzzaman Said Nursi'ye ait bir ses değil. Öğrencisi Ceylan Çalışkan'a merhum Ceylan Çalışkan'a ait bir ses hemen devamında duyacaksınız. Hazırsa alalım arkadaşlar. Böyle 100.000 dil ile 100.000 bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana. Kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. Müsebbihiz zikrederiz abidane. Kehkeşanın halka-i kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Dediklerini ayağından evet. Son kısımda maşallah. Evet. Diyor. İşte Bediüzzaman'ın sesi. Ses. Yani son dönemleri belki de değil mi? Onu bilemiyorum. Hani tabii, ses yaşlıca. Evvela, tabii en azından önemli bir hayat Emirdağ hayatında. Yani 1950'den sonra. Zaten Ceylan Çalışkan abi de meşhur bir ailedir. Çalışkan ailesidir. O ailenin önemli bir ferdi ve Bediüzzaman'ın hizmetkarı. Hı hı. Dolayısıyla son döneme ait yaşlı bir dönemindeki sesidir. Sesi. Evet. Maşallah diyor. Şimdi kaçıranlar, algılayamayanlar için bir kez daha ekrana getireceğiz. Ceylan Çalışkan'ın o bir şiir okuyor galiba değil mi? Bir... Hayır, şiir değil. Bu çok yani çok enteresan. Binbaşı Hulusi abinin Hulusi Yahya Gil'in kaleme aldığı yıldızlarla alakalı müthiş bir kasidedir. Evet. Mektubat'ta neşredilmiştir bu. Hı hı. Onu okuyor. Tevhide dair. Allah'ın birliğini yıldızlar ve güneşlerle ispata dair harika bir noktadır. Evet. Onu okuyor ve onu tabii. Dinleyen Said Nursi maşallah diyor. O kaydı
bir kez daha evet. Hani kaçırayanlar algılayamayanlar evet. için bir kez daha yayınlayalım. Böyle 100.000 dil ile 100.000 bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana, kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız. Müsebbidanın hasutlarız dediklerine hayran evet, işte oradaki maşallah desi Sait Nursi'ye ait ses kaydıdır. Bunu da zannediyorum ki canlı yayında ilk yayınlayan da sıra dışı oldu. Devam edelim. Evet. Tabii yoğun sorular da geliyor. Sorabilirsiniz hemen o sorulardan. Şimdi, canlı olsun. Şimdi öteki bahsettiğinizi de sorabilir. Soracağım. Şimdi diyor ki bir izleyici mesela Abdülkadir Geylani'yi, Muhyiddin Arabi gibi düşünürleri varken Bediüzzaman'ı niye gündeme getirdiniz? Niye konuşuyorsunuz? Kendisi akıl hastası demiş. Bir seferinde ama bu çok önemli bir soru. Bu önemli bir soru. Bir seferinde biz bu konuyu masaya yatırmıştık. Yine bu konularla yakından ilgilenen Sayın Mehmet Ali Bulut izah etmişti ama hani soru gelmişken Bediüzzaman bir akıl hastası mıdır? Ondan önce o Abdülkadir Geylani varken, Şah-ı Nakşibend varken neden Bediüzzaman? Önce onu vereyim, sonra ikinciye geçeyim. Hakkını helal et. O kadar da tasarruf hakkım var benim. Buyurun, buyurun. Peki, öncelikle şunu ifade edeyim. Bediüzzaman Hazretleri benim manevi üstadlarım arasında diye zikrettiği büyük allameler arasında Abdülkadir Geylani var. Mevlana Celaleddin Rumi var. İmam Gazali var. İmam-ı Rabbani var. İmam-ı Nakşibendi Hazretleri var. Ama diyor ben ve imamını tek kıble, tevhid-i kıble nasıl olur diye düşündüm. Kur'an'ın yoluyla gittim. Sadece akıl yoluyla Allah'ı bulanlara katılmadım. Sadece kalp yoluyla gidenlere de katılmadım. Hem akıl hem kalp yoluyla Kur'an'ın diyor manevi hakikatlarına yine Kur'an'ın asansörleriyle çıkmaya çalıştım diyor. Bir defa dolayısıyla bu birinci nokta. İkinci nokta İmam Gazali'ye sormuşlar. Allah'ın zatı bir ama her yerde hazır ve nazır diyorsunuz. Örnek olarak ne vermiş cevap biliyor musunuz? Cevap olarak şunu vermiş Turgay kardeşim. Demiş ki bakın Musa Aleyhisselam Tur Dağı'nda Allah onu duyuyor, dinliyor ve konuşuyor. Yunus Aleyhisselam balığın karnında konuşuyor. Öteki şöyle, öteki şöyle. İmam Gazali'nin o cevabını bugün Avrupa'da ve Türkiye'de anlatsanız verdiğiniz cevaptan 20 tane daha soru sorarlar. Çünkü iman, özellikle taklidi iman çok zayıflamış bu dönemde. Ama Bediüzzaman'ın 16. sözünü okuyun ve orada verdiği misallerle nasıl Allah'ın zatının tek ve de her yerde hazır ve nazır olduğunu, tabii bu meseleyi Cenab-ı Hakk'ın zatıyla değil, kudretiyle, ilmiyle, iradesiyle hazır ve nazır olduğunu nasıl izah ettiğini buyursun dinlesinler. Şimdi akıl hastasına geliyorum. Bunu müsaade edersen bir iki üç dakika anlatacağım. Abi, çünkü bazı şeyler var ki eksik anlatırsanız zihinler karışır. Bediüzzaman Hazretleri Doğu Anadolu'nun üç temel problemi olduğunu. Bir, ona gireceğiz ayrı. Cehalet. İki, ihtilaf. Üç, fakirlik. Bunu çözmenin tek yolunun eğitim olduğunu. Onun için Doğu Anadolu'da bir Zehra Üniversitesi, Medresetü Zehra kurulmasını gerektiğini savunuyor. Ve Tahir Paşa'nın, Van valisinin tavsiyesiyle İstanbul'a geliyor 1907'de. Yoksa delilik meselesini anlayamayız. İstanbul'a gelir gelmez ilk işi ülema ile tanışıyor. Her soruya cevap verilir ama hiçbir soru sorulmaz diye meşhur sloganını İstanbul'da da tatbik ediyor. Ve her soruya cevap veriyor. Ömer Nasuhi Bilmen, Elmalı Hamdi Yazır da soru soranlar arasında. Geliyorum bir diğer noktaya. Bu, ve hemen padişaha bir ariza, yani dilekçe sunuyor. İkinci Sultan ısrarla Tahir geldiğinde görünce kendisine bütçeden tahsisat ayırıyor.
Bu özel bir tahsisat. Yani böyle bir insana maaş bağlansın, ilme hizmet etsin diye. Ve kendisini zaptiye nazırı, bir nevi İçişleri Bakanı kendisine muhatap oluyor. Padişah değil, görüşemiyor. Diyor ki padişahın irade-i seniyyesi var. Yani dinleyicilerin anlaması itibariyle fermanı var. Sizin hakkınızda irade-i seniyye tahsisat emrini verdi. Bediüzzaman sizleri şiddetle reddediyor. Diyor ki ben böyle bir şeyi, tahsisatı reddediyorum. Ama diyor sen padişahın fermanını reddediyorsun. Neticesi vahimdir. Beyefendi, beyefendi, vahim de olsa geniş bir kabirdir. Ben diyor iki hayatımı her birini bir elime alarak geldim. Şayet beni diyor ahirete erken gönderirseniz gönderenlerden memnun kalırım diyorsun. Neden diyor maaşı tacil ediyor peşin hemen veriyorsunuz da maarifi ve eğitimi tehir ediyorsunuz? Efendim bakanlar kurulunda derdest-i tezekkürdür diyor. Yani görüşülüyor. Hayır diyor önce maaş değil önce maarif istiyorum. Onun için bizzat bunun için reddediyorum diyor. Bunun üzerine hemen bir rapor tutuluyor. Bu Bediüzzaman akıl hastasıdır diye. Doğru ama İçişleri Bakanlığı'nın raporu. Doktor raporu değil. Ve Tophane'deki akıl hastanesine. Zannediyorum bir gün kadar ciddi bir muayene ve doktorlar heyetinin raporu. Eğer Bediüzzaman'da cünun yani akıl hastalığı varsa dünyada hayır akıl hastası olmayan yoktur. Bu raporun içinde Abdülhamit de dahildir, Şeyhülislam da. Çünkü dünyada eğer bu akıl hastasıysa başka yok. Ha burada bir cümle var. İleride belki sorarsın. Peki Bediüzzaman Sultan Abdülhamid'in muarızı ve muhalifi mi? O ayrı bir konu. Onu sorarsan girer. O ayrı bir konu. Tamam. Bunu sorduk. Evet. Bu ara yine bir eleştiri var. O da şu. Nihal Atsız'ın Said-i Nursi Risaleleri hakkındaki Ötken Yayınlarından çıkmış bir kitabında sayı 109 Mart 1964 sayı 109 diyor ki Nihal Atsız sözde Türkçe olan bu sayıklama kitapları Kürt hamalların fikir seviyesinde yazıldığı için kimse bir şey anlamaz. Anlamadığı için de onda gizli hikmetler yüksek gerçekler olduğu kuruntusuna kapılır. Diye bir eleştiri yapmış. Tabii çok güzel bir eleştiri. Bu bir televizyon kanalında da Risale-i Nurlar anlaşılmıyor. Anlayan varsa buyursun demişler. Ben dedim anlayan var bir tane az da olsa. Ben hazırım ama davet etmediler. Böylece fırsat oldu Turgay Bey'in programı. Evet. Cevabını vereyim. Evvela Nihat Atsız biliyorsunuz sayıklamış. Bu cümleler sayıklama cümleleri. Anlaşılıyor ki Nihal Atsız, üzülerek ifade edeyim, ne Osmanlı tarihinden ne İslami ilimlerden bir haber bir adam. Kendisini de tanıyorum, eserleriyle biliyorum. Hele hele İslami hassasiyetleri olmayan bir insan. Daha fazla ileri gitmeyeyim çünkü birilerini de rahatsız etmeyeyim. Gelelim cevabına. Yani bura çok önemli bir nokta. Turgay kardeşim, Bediüzzaman Hazretleri kelamda müceddittir. Tefsir ilimlerinde müfessirdir. Binlerce hadisleri ezbere, senetleriyle birlikte nakledecek kadar muhaddistir. Ve de kendi tabiriyle bu asırda imani meselelerde içtihat vazifesi kendisine has olan bir allamedir. Eğer Nihal Atsız böylesine hamallara hitap eden seviyesiz bir kitap diyorsa kendi seviyesizliğini ortaya koyuyor, o ayrı. Ama ben 19. Mektup isimli 150 sayfalık Kadı İyaz'ın 1000 sayfalık Şifa-i Şerif'ini özetleyen ve Yusuf Nebhani'nin 2000 sayfalık Mu'cizatü Resulü Rabbil Alemin'ini özetleyen vesaire vesaire binlerce hadisi özetleyen mektubunu hiç görmemiş gibidir. Bu neye benziyor? Bir profesör hem de Nihat Asıs'ın talebesi bana dedi ki hocam bu Türk düşmanı hangi kitapta okudun dedim. Lambalar adlı kitabı var ya dedi. İşte bu kadar Nihat Asas'ın bilgisi. Lambalar diye bir kitabı yok. Lemalar diye kitabı var. Türk milliyetçiliği konusunda lemalarda yok. Mektubatta bilgi var. Yani deveye demişler ki neden boynun eğri? Nerem doğru ki demiş. Yani Nihat Asas'ın böyle bir durumda. Geleyim anlaşılmazlığına. Dün biz burada bazı bölümlerini... Ama buna okuma, cevap vereyim. Onu soracağım zaten. Dün biz burada bazı bölümlerini okumak durumunda... Evet. Hani Osmanlı
yaptı. Dil ağır, Osmanlıca bir dil. Anlaşılmıyor. Bu yönde de eleştiriler var. Güzel. Niye müsaade edersen anlatayım. Müsaade edersen anlatayım. Benim güzel kardeşim, iki şey söyleyeyim. Bir defa kendi muasırları arasında yer alan Ahmet Naim Efendi'nin Diyanet tarafından neşredilen Tecid-i Sarih tercümesinin ilk üç cildini okursanız, eğer Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini ve Kur'an Dili isimli o muhteşem eserini okursanız, bir de Bediüzzaman'ın en ağır denilen o risalelerinden bir parçayı okursanız, Bediüzzaman'ın risalesi Elmalı ve Ahmet Naim'e göre herhalde zamandır. O zaman için kalemmiştir. Ama ötekini de müdafaa edeceğim. Bugün de geçerlidir. O sözünüze cevap vereceğim. Bu bir. İkincisi, Turgay kardeşim, bu da çok önemli bir hadise. Üç çeşit üslup vardır edebiyatta. Bunu bilmeyenler, Nihat Assız da dahil, Kaya Bilgegil'in meşhur edebiyat teorileri kitabını okusunlar. Bunlardan birincisi mücerret üsluptur. Yani orada siz ders kitabını kaleme alırsınız. Ders kitabında edebiyat yapılmaz. Sanat yapılmaz. Matematik kitabıdır o. Talebe çok iyi anlamalı. Açın Bediüzzaman'ın 19. mektubunu. Açın Bediüzzaman'ın birinci sözünü ve benzerlerini. Mücerret üslupla kaleme alınmıştır. Ve bir köylü dahi anlar. Bu bir. Geliyorum ikinciye. İkincisi müzeyyen üsluptur. Süslü bezekli üslup. Bu tamamen Zemahşeri'nin tefsirinde kullandığı üsluptur. Abdülkahir Cürcani'nin kullandığı üsluptur. Kısmen Necip Fazıl'ın kullandığı üsluptur. Kısmen Fethullah Hoca Efendi'nin Hitap Çiçeklerinde kullandığı üsluptur. Bediüzzaman'ın bu üslubu kullanmadığını görüyoruz. Üçüncü üslup, âli üsluptur. Yüce üsluptur. Eğer siz ilahiyattan bahsediyorsanız, eğer siz Allah'a iman anlatıyorsanız, eğer siz İbn Sina'nın haşir meselesi akılla anlaşılacak bir mesele değildir. Bize nasıl nakledildiyse öyle iman ederiz. Akılla ispat edemeyiz dediği konuda 100 sayfada 10. söz Haşir Risalesi adı altında öldükten sonra cismani dirilmeyi 2 kere 2 4 derecesinde ispat eden ve sonunda da bir cümleyle şunu kaydeden: ey okuyucu, bu risalemi kalbin bozuk, vicdanın sarsılmamışsa iki defa izan ve dikkatle oku. Eğer öldükten sonra dirilmeye 2 kere 2 4 eder derecesinde inanmazsan gel 2 parmağını gözüme sok diyor. Eğer siz böyle bir konuyu kaleme alıyorsanız biz buna bu Allah'ı anlatıyorsunuz, kusura bakmayın. Köydeki tavukların sayısını anlatmıyorsunuz ki. Nihat Atsız gibi çok basit bazı tarihleri yalan yanlış sadeleştirmiyorsunuz ki istediğiniz üslubu kullanasınız. Akademik bir konudur bu. Ruhu anlatıyorsunuz. Bir noktaya daha dikkat çekeceğim. Ben Elmalı Hamdi Yazır'ın Hak Dini Kur'an Dilini eski tabirle minel bab ilel mihrab satır satır okudum. Yani baştan sona okudum. Ve o büyük allamenin, ki asrımızda lafzi tefsir manasında o seviyede bir tefsir yazılmamıştır. Arapça olsaydı ne Seyyid Kutub'un Fizilali ile Kur'an'ı ile ne ötekiyle kıyaslamak mümkün değildi. Bu eserinde o büyük allame her meseleyi çözmesine rağmen hakkındaki verdiği bilgileri ve sıkıntılarını görürseniz, Miraç'ın cismani olduğu meselesini yine Bediüzzaman'ınkiyle kıyaslarsanız, o zaman Bediüzzaman'ın nasıl yüksek ilahiyat mevzularını üslubu âliyle anlattığını müşahede edersiniz. Gelelim anlamamaya. Onunla bitiriyorum. Yani bu anlattıklarım da o konuyla ilgiliydi. Turgay kardeşim, evet. Sene 1989. OTİM'de bir konferansa katıldım. Konferansta konuşmamı yaptım. Çıktım. O zaman Mim Kemal Öke, Nevzat Yalçıntaş hocam da konuşmacıydı. Allah uzun ömür versin ikisine de. Ben çıktıktan sonra 7 tane ilahiyat hocası beni tebrik etti. İsim vermiyorum. Ve dediler ki Akgünüz hocam, bu nasıl bir konuşmaydı? Özellikle şu cümlen çok hoşumuza gitti dediler. Hep
konuşmamı tutuyor. İçinden de bir cümle seçiyorsunuz. Maalesef bu yedinin de seçtiği cümleler arasında hiç Akgünz'ün cümlesi yok. Hepsi Bediüzzaman'a ait. Bu kadar hoşunuza gitmiyorsa niye gidiyorsa niye okumuyorsunuz dedim. Mesele anlamama değil. Zaten son cümlem bu, bu soruyla alakalı. Eğer bu nihalatsız anlaşılmaz hamallara yazılmış diyorsa, birileri de anlaşılmaz bir kitaptır diyorsa, ama bunun yanında Hakkari'nin Türkçeyi bile yarım yamalak bilen bir köylüsü Risale-i Nur Külliyatı'nın 25'inin sözünü, Kur'an'ın mucizeleridir bunlar, öyle bir eser Abdülkahir Cürcani tarafından da kaleme alınamamıştır. Onu anlıyorsa, eğer Urfa'daki bir köylü Kader Risalesi'ni okuyor, anlatıyor, müftiden daha iyi idrak ediyorsa, eğer ta Amerika'daki bir profesör anlıyorsa, Urfa çok özür dilerim. Hocam. Ha, çok önemli, çok önemli. Böyle bir şey yapıyorsa, o zaman anlamayanlara şunu sormak lazım. Gidin de Hakkari'nin köylüsünden hangi üsluptan nasıl mana çıkarılır onu öğrenin. Tabii ki İslami ilimlerde bir behre olan, nasibi olmayan ve yüksek üsluptan haberdar olmayan bir insanın ben anlamıyorum demesi normal. Son cümlem Bediüzzaman'ın önemli. Evet. Şimdi sorular var. Sorun. Reklama geçeceğiz ama onun öncesinde ses kaydının bir kez daha. Reklamınız da hiç bitmiyor. Peki güzel olsun, bitmez. Haydi bakalım. Özür dilerim. Reklama gideceğiz birazdan. Reklama gitmeden önce yoğun istek üzerine Sait Nursi'nin ses kaydını bir kez daha yayınlayacağız. Reklam dönüşünde şimdi sıra dışı neden sorular geliyor. Neden kabri gizli, bunu konuşacağız. Nasıl zehirlendi, o kadar zehirlenmesine rağmen aynen. Neden ölmedi aynen. Ya da ölmedi. Bediüzzaman'ın kullandığı ismi var. Bazı kullandığı söyleniyor. Hazır. Bununla ilgili de soracağız. Hiç merak etme. Bu cifir hesapları Ebced meselesi, Ebced hesabı cifir meselesi, cifir ilmi, bunları konuşacağız. Ama ne zaman? Reklamdan sonra. Reklama hemen gitmiyoruz. Şöyle Sait Nursi'nin ses kaydını bir kez daha yayınlayacağız. Ve reklam dönüşünde de tüm bu sorulara ve sizden gelen sorulara daha doğrusu Rabbimize müsahharız, müsebbiz zikrederiz abide, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Dediklerini hayalen kullanıma uygun bir böyle 100.000 dil ile 100.000 bürhan gösteririz, işittiririz insan olan insana, kör olası dinsiz gözü, görmez oldu yüzümüzü, hem işitmez sözümüzü, hak söyleyen ayetleriz biz. Sikkemiz bir, turramız bir, Rabbimize müsahharız, müsebbihiz zikrederiz abidane, kehkeşanın halkayı kübrasına mensup birer meczuplarız biz. Dediklerine hayalen evet, Bediüzzaman Sait Nursi'ye ait ses kaydıydı. Bu son kısmında maşallah ifadesi Sait Nursi'ye ait bir ifade. Onu da hani yoğun istek olduğu için ara sıra kısa da bir kayıt olduğu için yayınlıyoruz. Şimdi Bediüzzaman'ın kullandığı cifir hesabının İslam'da evet. Yeri var mıdır? Bazı alimlerin de kullandığı söyleniyor demiş. Bununla ilgili soru var. Evet. Şimdi Turgay kardeşim, ben geçen de belki söyledim ama bugün yine izleyicilere söyleyeyim. Mehmet 40. hocama sormuş birisi. Hocam bu demiş kader meselesini mantığım almıyor. Bunu kimdir Mehmet 40.? Mehmet 40. Bediüzzaman Hazretleri'nin talebelerinden, Erzurum'da yetişen en büyük alimlerden birisi. Evet. Şu anda da yaşıyor. Allah uzun ömür versin. Evet. Demiş kardeşim iki şartla cevaplandırırım. Birincisi mantığın bir tarifini yapar mısın demiş. Vallahi hocam bilmiyorum. Yahu demiş bilmediğin şeyin almadığını nereden biliyorsun? Tarifini bilmiyorsun.
İkincisi 6 saatin var mı demiş. Ben anlatırım kader meselesini. Şimdi senin de en azından 15 dakikan var mı? Var. Var dedin, yoksa var. Sormayacak. Bu mesele önemli. Ha, önemli. Çünkü tabii. Kimilerinin fütürist yaklaşım yani olarak geleceğe ait bir geleceğe kısım şeyleri anlatan. Evet. Öngörü diyebileceği. Tabii. Kiminin de işte burada sırlar var. Tabii, bu hesabı tabii. Ortaya koyduğunuz zaman geleceğe dair bir şeyler görebilirsiniz dedi. Evet, dinleyelim. Bu çok şimdi, da dikkat çeken mesele. Çok kıymetli izleyiciler. Bu mesele önemli. Ben de şartlı sormasını istedim. O da zaman vermesi. Hı hı. Evvela iki şeyi ortaya koyalım. Bunlardan birincisi cifir veya cefr ilmi. Hı hı. Farklı bir olay. Ebced hesabı ise cifir ilminde kullanılan bir oyun. Ebced hesabı edebiyat. Kaladır. Var var. Ben ayrıntıya girmiyorum. Hristiyanlıkta da var. Hurufilik de var. Hayır. İşte o farklı mı? Yap davrandınız. Onu sorun lütfen, not edin. Hurufiliği yazdım. Hocam hurufilikle bir alakası var mı? Söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu şudur. Yani her harfe bir değer vermişler. Mesela elif 1, b 2, t 3, bilmem işte cim 5, ha 10, böyle. Yani doğru değil bunlar. Yani rastgele konuşuyorum. Anladım. Mesela. Ha, küçük abjet, ebced hesabı, büyük ebced hesabı diye. Yani mesela öteki ise 10'dan başlıyor. 10, 20, 30, 100'e kadar, 200'e kadar gidiyor. Buna göre bir, edebiyatçılar kullanmış bunu, tarih düşürmüşler. Eğer İstanbul'u gezeniniz varsa bütün çeşmeler, türbeler tamamen ebced hesabıyla doludur. Yani son bir kelime, mesela gidin Ayasofya'yı, Ayasofya'nın bahçesinde kabristanlar var. O kabristanların hangi tarihte yapıldığına dair bir ebced düşmüştür. Mesela Selim'in kabrine bilmem Selim Şah demiş. O Selim Şah tam ölüm tarihini gösteriyor. Bunu bütün herkes kullanmış. Yani ister Arap edebiyatçıları, ister Türk edebiyatçıları, herkes kullanmış. Ha, bu önemli. Peki cifir ne? Bu önemli. Cifir ilmi iki manası vardır. Bunlardan birincisi, ehl-i sünnet alimlerinin pek nakletmediği ama bazılarının kabul ettiği, rivayetlere göre Şia ulemasının kabul ettiği, Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye Kaside-i Celcelutiye diye bir kaside yazdırmıştır. Ve bu kaside cifir ilmi, yani ebced hesabı kullanılarak değerlendirilirse ümmetin başına gelecek bir kısım iyi ve kötü olayları anlatan işaretleri taşır. Hı hı. Ama vahye dayanıyor bunun aslı iddia. Ha, bu doğru mudur değil midir? Bu bir mütevatir hadis gibi değil. Allah'a iman meselesi değil ki kabul eden Müslüman, kabul etmeyen kafir olsun. Bu çok önemli bir konu. Geliyorum ikincisine. Yine Hazreti Ali'ye atfedilen ama sadece Şiiler tarafından kabul edilen, Bediüzzaman'ın da hiç zikretmediği El-Cifrul Cami veya Arapçasıyla El-Cefrul Cami isimli bir kitap vardır. Orada cifir ilminin bütün özellikleri, cifrin kelime manası çok enteresan, koyun kuzusuna yazılmıştır Hazreti Ali tarafından. Onun için cefir denilmiştir. Hatta beyaz cefir, kırmızı cefir diye ikiye ayrılıyor. Ayrıntıya girmiyorum. Buraya kadar bilmem anladık mı? Geliyorum üçüncü noktaya, ikinci noktaya. Değerli izleyiciler, ben Bilinmeyen Osmanlı adlı kitabımda ayrıntılarıyla inceledim. Hurufilik diye bir akım vardır. Bunlar harflerden lüzumlu lüzumsuz mana çıkarırlar. Ebced hesabını kullanarak değil. Yani bunlar batıniyenin bir koludur. Ve maalesef üzülerek ifade edeyim. Fatih Sultan Mehmet dahi etkilemişlerdir. Tabii Fatih Sultan Mehmet'i etkilememişlerdir. Etkilemek istemişlerdir. Mesela Nesimi bunların liderlerindendir. Yani burası çok önemli. Meşhur şair Nesimi. Hı-hı. Ve Osmanlı Devleti Nesimi'yi idam ettirmiştir. Tamamen batıl bir fırkadır. Bahsettiğimiz ilmi cefir ve cami veya ebced hesabı ise Taşköprüzade'nin Miftahus Saadesi'nde ve Katip Çelebi'nin Keşf-i Zünun'unda, İbni Haldun'un Mukaddimesi'nde ve bütün İslami eserlerde yer alan bir ilim dalıdır. Kabul edersiniz, etmezsiniz. Bunu hurufilikle karıştırmak çok özür dilerim. Bura önemli. Onlar da kıyaslarsanız ne yapıcı olur. Aynen bu da öyledir. Hurufilikle kelime adı dışında hiçbir alakası yoktur. Bunu özellikle ifade edeyim. Gelelim Bediüzzaman'a.
Ama Bediüzzaman'a gelmeden üçüncü bir noktayı izah etmek lazım. Hı hı. Benim güzel kardeşim, Kur'an'ın camiyeti lafziyesi vardır. Hadis diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem inni utitu cevami'ul kelim buyuruyor. Cevami'ul kelim. Yani bana cami kelime özelliği verildi, kabiliyeti verildi. Ne demek bu? Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerin bir kısmı değişik manaları ihtiva eden şekilde açıklanmıştır. Ben bir örnek vereyim. وَمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ Başınıza meshediniz. Arapçadaki B harfinin harfi cer olarak manalarına göre dört mezhep imamı ayrı ayrı mana çıkarmıştır. Ama bu namazın beş vakit oluşu rekatları kadar kesin değildir. İçtihadi meselelerdir. Elbette ki öteki namazın farziyeti kesindir. Beş vakit namaz olduğu kesindir. Ama acaba mesela bizim mezhebimize göre başın dörtte biri meshedilir. Ama Ahmed İbni Hanbel'e göre başın tamamı meshedilir. İmam Şafii'ye göre üç tel meshedilse yeterlidir. Bu nereden çıkarılmıştır? B harfinden çıkarılmıştır. Dolayısıyla ben burada tamamsızdır. Nedir o? Kur'an-ı Kerim'den ve hadis-i şeriflerden çıkarılan manalar önemli bir konu ikidir. Bir, eğer nassın ibaresi diyoruz. Mefhumu muvafakat diyor Şafiiler. Yani Kur'an'ın lafızlarının açıkça veya edebi sanatları itibariyle %100 ifade ettiği manalar, kısas gibi, el kesme gibi, namaz kılmak gibi, oruç tutmak gibi dinimizin zaruri olan meseleleriyle alakalıysa, burada zaten ne Bediüzzaman'ın, ne İmam Gazali'nin, ne İmam Şafii'nin söz hakkı yoktur. Ama o başınızı meshedinizi ifade eden ayetteki beynin tartışması gibi manası işari yolla veya bir edebi sanat yoluyla ifade edilen bir mesele ise ve içtihadi bir mesele ise, o meselede İmam-ı Hanbel farklı konuşmuş diye asla onu sorumlu tutamayız. O bir yorumdur. Burası çok önemli bir hadisedir. Şimdi bunu açıkladıktan sonra, yani işari tefsir diye bir dal var. İmam-ı Alusi'nin kaleme aldığı Ruhul Maani önemli ölçüde işari tefsirdir. Şimdi biz bunu hurufilikle veyahut da yanlış manalar çıkarıyor diye mi izah edeceğiz? Anlatacağım. Dinleyeceğim. Sonuna kadar. Evet. Şimdi seyircilerimiz bir parça daha anlasın diye mesela Ömer Çelakıl'da iyi niyetle bu tarz hesaplamalar yapar. Ama bir şartla. İman esasları ve Kur'an-ı Kerim'deki şer'i naslarla sabit olan hükümlere dokunmamak şartıyla. Tamam. Dokunursa batar. Bunu Akgündüz de batar, Ömer Çelak da batar. Tamam. Burası çok hassas bir mevzu. Ben efendim istihraçta bulundum, namazın beş değil de üç olduğunu anladım derse orada batar. Yani ama benim dediğim fer'i meseleler veya ahlaki meseleler veya kainatla ilgili meseleler. Burada herkes söyleyebilir. Yeter ki açıkça Kur'an'a ve sünnete aykırı olmasın. Şimdi geliyorum son noktaya. Peki İslam alemi. Cifir demek, özetliyorum. Ebced hesabı kurallarını kullanarak bir kısım, bakın edebiyatçılarınkini anlatmıyorum. Bir kısım ayet ve hadislerden geleceğe ait bazı haberleri çıkarmak ilmidir. Cifir şu anda tartışmamız odur. Burada birinci tartışma konusu. Giriyorum. Bir, acaba Kur'an-ı Kerim'de çok açık bir şekilde var bu. Ayet-i Kerime var. Diyor ki Cenab-ı Hak gaybı diyor, Allah'tan başka kimse bilmez. Ancak ve ancak onun bildirdikleri bilir diyor. İslam alimleri onun bildirdikleri konusunda tartışma yapmışlar. Acaba bunun içerisine peygamberlerin dışında veliyullahlar da dahil olabilir mi? Burası çok önemli. Evvela şunu söylemişler. Evvela Allah önce peygamberlerine bildirir. Ona mucize diyoruz biz. Ama büyük zatlara ve evliyaullah'a, İmam Gazali bu görüştedir. Kadi Beydavi bu görüştedir. Yüzlerce alim, Alusi bu görüştedir. Diyorlar ki eğer kendileri gaybtan haber vermiyorlar da Kur'an ve sünnetin içinde gizli olan gaybi işaretleri bir ilim yoluyla ortaya çıkarıyorlarsa buna biz onların kerameti, Kur'an'ın veya hadisin mucizesi deriz diyorlar. Edeceğim. Ben bir açık bir
879 rakamını buluyor. Cifir ilmi yol ebced hesabıyla ve diyor ki bu tarihte Konstantiniyye İstanbul peygamberimizin hadisinin müjdesiyle fethedilecek diyor. Açın Elmalı Hamdi Yazır o da naklediyor. Açın Bediüzzaman'ı o da naklediyor. Açın başka alimleri şey de naklediyor. İmam Alusi de naklediyor. Bir, iki, bura çok önemli bir olaydır. Turgay kardeşim, hı hı. Ben İbni Kemal'in Süleymaniye Kütüphanesi'nde bulunan çok dehşet verici, yani müspet manada konuşuyorum, bir risalesini neşrettim. Belgeler Gerçekleri Konuşuyor adlı kitabımda. İbni Kemal henüz Mısır'a gitmeden Enbiya suresinin son sayfasında o ayet-i kerimeyi öyle istihraç ediyor ki cifir ilmini kullanarak evvela Er-Risaletül Münire diye bir risalesi var İbni Kemal'in. Osmanlı Şeyhül İslam'ı. Diyor ki lütfen kesinlikle ebced hesabıyla Kur'an ve sünnetin içinde var olan, bakın evliyalar olmayanı ortaya koyamıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim Elif Lam Mim Hulibetir Rum buyuruyor. Yani Rumlar mağlup olacak Bizans İmparatorluğu. Hakikaten de tam zamanında mağlup oluyorlar. Yani bu şey değil. Yani bu ayetin cifir hesabında eğer tarih o, neyse. Tabii onu çıkarmak gaybı bilmek değil. Bura önemli. İbni Kemal de öyle bir şey diyor ki hurufilikle alakası yok. Ama göre Bediüzzaman hem seyittir hem şeriftir. Bura önemli. Bir tarafı Hasan radıyallahu anh'a dayanıyor, bir tarafı Hüseyin radıyallahu anh'a dayanıyor. Özellikle Ali Beyt'ten gelen bir kısım alimlere, Katip Çelebi de bunu diyor. Kur'an ve hadisin naslarında gizli olan bazı gaybi meseleleri ebced yoluyla tahmin edebilirler diyor. Bu bir kesin hüküm değil. Anlaşıldı değil mi? Bu bir Allah'a imanla alakalı bir mesele değil. İnanırsınız inanmazsınız. Ha, olay budur. Olay budur. Yani işari bir olaydır bu. Tıpkı Ruhul Beyan'daki işari manalar gibi İbrahim bu Hakkı Bursavi Hazretlerinin. Şimdi bunu ben ayete göre fetihte beraber götürüyor onu. Biliyorsunuz Filistin arazisini tahrir eden zat Şeyhülislam İbni Kemal Efendidir. Şu andaki İsraililerin işgal ettiği toprakları bizzat eliyle tahrir etmiştir. Ve o yazdığı risaledeki müjdeler teker teker ortaya çıkıyor. Şimdi yani İbni Kemal gibi, İmam-ı Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi, bakın İmam Muhyiddin Arabi'nin de var ve de İmam-ı Gazali gibi ve özellikle de Cafer-i Sadık Hazretleri gibi. Cafer-i Sadık Hazretleri bu işin beynidir. Ve benzeri bir kısım allamelerin, Kadi Beydavi gibi alimlerin bu eğer itikada ait olmazsa, eğer dinin nas ile sabit olan hükümlerini değiştirmezse, böyle bir şey ikram ilahidir, keramettir demelerine karşılık bu hiç alakalı iki örnek dedim ben, vakit ver bana diye. Ha, biliyorum. Şimdi bakın Turgay kardeşim, Bediüzzaman Hazretleri bir çok açık örnek veriyor. Okuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'udhu bi rabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri gâsikin idâ vekab. Ve min şerri neffâsâti fil uqad. Ve min şerri hâsidin idâ hasad. Bu gayet açık. Ayet-i kerime bu. Anlaşıldı değil mi? Şimdi bu sureyi açıklıyor. Ve diyor ki, ebced hesabıyla diyor bu değerlendirildiğinde, Allahu alem diyor. Demiyor bu böyledir. Bu çok önemli. ...1930'lu 40'lı yıllara işaret ediyor diyor. Bu dönemde diyor ekilen anarşi tohumları ve dinsizlik tohumları eğer ıslah edilmezse 1971'de bu milletin aleyhine acı meyve verecek diyor. Yahu kardeşim, bizim bir inam hocamız vardı Erzurum'da, Allah rahmet eylesin, vefat etti. Ya ister basiret de, ister keramet de, ister cifir hesabı de,
ister evcet hesabı diye Turgay kardeşim. 71'de bu millet o dinsiz neslin ülkeyi yıkma noktasında komünizmi getirmek üzere büyük bir hadiseye sebep olduğunu hangi aklı eksik kar edebilir? Aklı tamlar değil. Yani bu işte birisi bu. Ben şu bir soru, tane soru daha vereceğim. Verin, vermeden önce buna dair bir soru sorayım. Sor kardeşim. Şimdi, ama bunu ne zaman yazıyor? 1930'lu yıllarda kaleme alıyor bunu. 1930'larda evet. 70'leri haber veriyor. Aynen öyle. Tamam. Ama kendisi haber vermiyor. Anladım. Kur'an-ı Kerim'in içinde gaybi manaların gizli olduğu o hazineyi ebced hesabı ve cifir ilmi kuralları gereği açabilir. Peki şu kadar dünyada, şu muazzam dünyada birçok İslam ülkesinin olduğu dünyada ya da başka Müslüman başka dine mensup ülkelerin de olduğu İslam dünyası, Hristiyan dünyası, Yahudi dünyası, Budist dünyası, niye Felak suresi dediğim okudunuz? Evet, aynen. Niye Felak suresi Türkiye'den bahsetsin? İşte bak, bu cümle çok güzel bir cümle. Yaşa bu soruyu sorduğun için. Yani ben tekrar tebrik ediyorum seni. Biraz latife yapalım. Sen kusura bakma. Estağfurullah. İşte burada siz de yanlış düşünceyle bu soru soruyorsunuz. Bak güzel benim. Bu mesele Bediüzzaman'ın 26'ın sözde açıkladığı Türk milletiyle ayrı yok mu? Onu anlatmadan zikredemeyeceğim. Yok, vardır Türk milletiyle. Hayır. Yani. Müsaade buyurun. Şimdi bir gün beni önemli bir hocam, profesör hocam çağırdı. Dedi ki Akgünz Hoca, Türk milletin aleyhinde ayet var mı? Hayır hocam dedi. Lehinde ayet var mı? Hayır hocam dedim. Yahu dedi, sen de dedi hangi hiçbirini kabul etmiyorsun. Hocam ikisi de doğru değil dedim. Ne demek dedim? Dedim Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. Bak burası çok önemli. Buyuruyor ki وَمَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Kim dininden yüz çevirirse, yani sizin içinizden, فَسَرْفَ يَتِ اللّٰهُ بِقَوْمٍ Allah öyle bir millet getirir ki diyor, 6 tane vasıf zikrediyor. Allah onları sever, onlar Allah'ı sever. Müminlere karşı çok alçak gönüllü ama kafirlere karşı izzetli ve haşmetli. Allah yolunda cihad ederler ve cihattan asla korkmazlar vesaire vesaire. Şimdi Turgay kardeşim, bu ayet-i kerime birinci de pekira kalmış. 6 vasfı taşıyorsan bu ayet sana da işaret ediyor dese Ahmet Akgündüz, yalan mı söylemiş olursun? Hayır. Hadise bu. Yani bu bir külli manadır. Burası çok önemli. Dinle, bitireyim. Hı. Yok, burada müsaade yok. Tamam. Ha, bakın, külli bir manadır bu. Bu mananın altında Bediüzzaman'ın ifadesine göre 1000 sene İslam'ın bayraktarlığını yapmış Türk milleti de vardır. Asırlarca, yıllarca müdafaa etmiş, Kudüs'ü almış Selahaddin Eyyubi de vardır. Endülüs'te medeniyet kuran Abdurrahmanlar vesaireler de vardır. Dolayısıyla bu asırda hizmet eden Bediüzzamanlar, Süleyman Hilmi Efendiler, Zahit Kotka Efendiler de vardır. İçindeler. Diyor ki eğer Kur'an-ı Kerim bütün asırlara birden hitap ediyorsa, eğer Kur'an-ı Kerim bütün insan tabakalarını içine alacak şekilde konuşuyorsa, böyle bir geniş camiyeti varsa, böyle bir Kur'an'ın diyor hilafetin merkezinde, anlaşıldı değil mi? 600 sene İslam'ın bayraktarlığını yapmış bir milletten sonra Kur'an'ın tamamen yasaklandığı, okumasının bile yasak edildiği bir hadiseye, Türkiye çok önemli bir devlet, hiçbir devletle kıyaslamayın bunu. Ne Mısır'la, ne Suriye'yle, ne şununla, ne bununla. Bunu bilmenizi istiyorum. Böyle bir devletin geleceğiyle alakalı hem de tarihi bir olaya komünizm Türkiye'ye girememiştir. Girseydi 71'de girerdi. Komünizmin Türkiye'ye giremediği bir olaya işaret etmesinden daha normal ne olabilir? Pakistan partisini de yorumlayabilirsiniz. Anlaşıldı değil mi? Bilmem neredeki ne partisini de katabilirsiniz. Ama bu işari bir manadır. Bura önemli bir konu. Sorduğunuz için de teşekkür ediyorum. Bana fırsat verdiniz. Peki. Buyurun. Şimdi devam edelim. Yoğun bir şekilde sorular geliyor. Gerçekten. Ben de sizin temponuzu düşürmemek için sorulara göz atmıyorum. şimdi Azerbaycan'dan izleyenler var. Diyor ki Risale-i Nur'u burada Azeriler gayet güzel anlıyor diyor. Aynen öyle. Çünkü Azerilerin tam okuyacağı bir üslupla yazılmış. Risale-i Nur Kur'an'la mukayese edilir mi diyor. Kimse böyle bir şey demedi zaten. Hayır, orada da bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Ne olur bunu cevaplandırayım. Buyurun.
Yahu Risale-i Nur asla Kur'an'la mukayese edilemez. Bunu iddia eden akademik bir makale var, biliyor musun? Üzüldüğüm taraf o. Bediüzzaman diyor Risale-i Nur'u Kur'an'la mukayese ediyor. Haşa öyle demiyor. Bediüzzaman diyor ki, burası çok önemli bir hadise. Diyor ki Kur'an'ın diyor iki tefsiri var. Biri lafzi tefsir. 350 bin tefsir yazılmış bu manada. Elmalı ki de bu. Tefsir çeşitli kelimelerini izah yerine manasını ve iman hakikatlerini açıklar. Kur'an 4 ana noktaya odaklanır. Tevhiddir, haşirdir, nübüvvettir, adalet ve ibadettir. Risale-i Nur da bu 4 noktaya odaklanmıştır. Bu noktada Risale-i Nur eşsiz bir özellik taşıyor diyor İslam alimleri. Yahu etmeyin. Bir şey söyleyeyim, biraz da gülsün seyirciler. Peki, reklamaya dönelim. Ben de gülüm. Ondan sonra dönelim. Mahkeme, Afyon Mahkemesi Bediüzzaman kendisine peygamber diyor diyor. Delili kimden almışlar biliyor musunuz? Maalesef o günkü bir il müftüsünden. Allah rahmet etsin öldüyse, ne diyeyim? Böylesiler de çıkmış. Nihat Atsızlar çıkmış. Onlar çıkmayacak mı? Peki. Ama bitiriyorum. He. Olur mu öyle şey? Ne diyor cevabı? Delil okuyor mahkeme başkanı. Şey savcı okuyor müddeyi umumi. Bediüzzaman diyor şu Alar adlı eserinde diyor ki: "Eftalu ma kultu ene ven nebiyyun min kabli la ilahe illallah." Ben ve benden önceki peygamberlerin söylediği en güzel söz la ilahe illallah'tır. Bak diyor peygamber diyor. Ama bir satır öncesinde Resulullah'ın hadis-i şerifte beyan ettiği gibi diyor Bediüzzaman. Bu kadar cahil olanlara ben ne diyeyim ya? Peki. Bir reklama gidelim. Ver bakalım. Hadi. Dönüşte yeniden burada olacağız. Reklama gideceğiz. Reklam dönüşü şu konuyu da konuşacağız. Bediüzzaman hayatı boyunca çok kez, belki de onlarca kez zehirlendi ama hiçbirinde de ölmedi iddiası var. Bu nedir? Nasıl olur sorusunun cevabına bakacağız. Evet, sıra dışı tüm sıra dışı da devam ediyor. Profesör Doktor Ahmet Akgün'ün stüdyo konuğumuz. Bu arada Rotterdam Üniversitesi'nde ayın 2'si, 3'ü ve 4'ü ve 5'inde bir etkinlik var zannediyorum. Onu... Kültür ve kitap haftası var ve benim ayım 3'ünde akşamleyin, cumartesi akşam 8'de 2 saat işari tefsir, şifir ilmi, ebced hesabı ve Bediüzzaman'ı anlatacağım önemli bir konferans var. Peki Avrupa'dakiler izleyebilirler. Ben de önümüzdeki, ben de ayın 2'sinde, 1'in 2'sinde çok güzel Frankfurt'ta. Tamam. Olacağım orada bir konferans ve fuar var. Olacağım ben de. Şimdi yani buharlaştı. Çay kalmadı. Eyvallah. Haydi devam edin. Şimdi şurada kalmıştık. Yoğun da sorular geliyor. Fırsat buldukça evet, onları da soruyorum gerçi ama zehirlendiği ve buna rağmen ölmediği iddiası. Evet. Kabir meselesi. Evet. Tahrif meselesi. Mesele var. Var. Şimdi benim güzel kardeşim, Bediüzzaman Hazretlerinin zehirlendiği bir vaka. Yani bunu kimse inkar edemez. Zehirlendiği bir vaka. Hı hı. Ben bizzat Bayram abiden vefat etti, Allah rahmet eylesin. Bayram abiden 19 defa zehirlendiğini bizatihi müşahede ettim, dinledim. Ve kendi vücudunda, arkasında, sırtında mahrem olmayan şekilde bir sefer bir torba demek. Nasıl izah ederseniz edin, Kur'an-ı Kerim'de bir ayet var. İnna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lhafiz. Biz Kur'an'ı indirdik, onu koruyacağız diyor. Kur'an'ı koruyan Allah onu müdafaa edenleri korumaz mı? Bunun örnekleri tarih boyu mevcut. Hı hı. Bence Cenab-ı Hak onu muhafaza eylemiş. Başka izah mümkün değil. İzahı varsa doktorlar yapsın. Ve ben ne acıdır ki, açıklayamayacağım yine, elimdeki bir belgeye göre zehirlenmesiyle alakalı da resmi bir teşebbüsü yamalak. Yani bu bir kere değil.
ve Bayram Yüksel abi de çok açık bir şekilde 19 tane zehir tulumbacığının sırtında yer aldığını ben bir münasebetle hastayken, yani ya terini silerken veya başka bir muayene için bizatihi müşahede ettim ve gördüm diyordu. Hadise bu. Evet. İzahını siz yapın. Peki. Daha fazlasına gerek olmadığı kanaatindeyim. Gelelim neden mezarı gizli? Bu çok önemli. Şimdi biliyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri ısrarla... Bilen var da. Biliyorum, bilen var. Ama 5-6 kişi. Fazla değil. Bu çok önemli bir olay. Hı hı. Şimdi bir defa olay şu. Bu işin bir manevi tarafı var. Bediüzzaman Hazretleri 26. mektupta özellikle Vehhabilerle alakalı bir konuyu anlatırken bu asrın enaniyet, benlik asrı olduğunu, özellikle bir kısım devlet adamlarının heykellerini ve resimlerini bütün dünyada astıklarını, o Lenin, Stalin, Saddam vesaire ve bu heykellerden kaçınması gerektiğini, bunu özellikle vurguluyor. Yazdığı özel bir mektupta ise kardeşlerim benim kabrim gizli olacak diyoruz. Bu gayet açık. Ve üstadın talebelerine de vasiyet ediyor. Kablimi diyor, birkaç tane talebem dışında kimse bilmeyecek. Hatta Mustafa Sungur abiden bizzat dinlemişim ben kendisinden. Bayram abiden de dinledim. Üstadın en yakın talebeleri bunlar. Aynen şunu anlattılar. Biz diyor Urfa'da onu Urfa Halilurrahman Camisi'ne defnettik. Millet akın akın geliyor. Bakın bura çok önemli. Bediüzzaman'ın eserlerini okumaktan ziyade oradaki makberinden, kabrinden ümit bekliyor. Halbuki ümit orada değil. Ümit taşın altında, toprağın içinde yatan Bediüzzaman'ın cesedinde değil. Ümit Risamur külliyatında. Dolayısıyla eğer o açık ve bilinir olsaydı, yani bir nevi o çaput bağlamaktan tutun, çaput deriz biz eski öyle, Anadolu çaput tabiriyle. Yani her türlü kurban kesmeye kadar al İslam'a sana bir aykırı göbek, bir... Ver bana bir tabii, göbek. Enaniyet asrını yıkmak için. Biz diyor başladık ağlamaya. Tahiri abi de dahil diyor. Ya üstadın vasiyeti var. Kabri gizlenecek. Nasıl böyle herkesin bildiği Halilurrahman'da bu kabri açık. Sonradan diyor anladık ki mesele tamamen ilahi bir kader. Ha gelelim öteki tarafa. Öteki taraf ölüsünden korktuğu gibi dirisinden de korkmuş. Yani acaba millet onun çevresine şey yapar da yerleşir de devlete isyan mı ederler? Tamamen paranoya, ben size söyledim. Hiçbir elde delilleri yok. Ha bir noktayı daha dikkat çekeceğim. Şu anda MİT arşivinde, belki de Emniyet Genel Müdürlüğü arşivinde, Bediüzzaman Hazretleri'nin belki de askeri arşivde veya Cumhurbaşkanlığı arşivinde, gerçi Cumhurbaşkanlığı arşivi maalesef Kenan Evren zamanında epey yok edilmiş, onun için bir şey diyemiyorum. Ama olabilir, devletin arşivlerinde, özellikle de Türkeş mesele bu işi bile yapanlardan biri, dolayısıyla biliniyor olabilir. Ama şunu söyleyeyim, bir kısım televizyonlar günlerce yayın yaptılar. Bediüzzaman'ın kabri bulundu diye. Ben hemen cevap vereyim. Kesinlikle dedikleri bir manada doğru. Bediüzzaman bir kısım askeri uçak tarafından oraya gömülmüş olabilir. Fazla konuşmuyorum. Yani devlet arşivlerinde olan bilgi ile Cenab-ı Hak ortadan kaldırmak için başka bir olay yaşatmış. O olayı ben biliyorum. Bilenlerin nerede olduğunu da az çok haberim var. Ama Bediüzzaman bunu tıpkı sesi gibi vasiyet etmiş, yasaklamış. Bu Allah'ın bir lütfu, bu işin manevi yönü. Ama maddi yönüne bakarsanız baştan başa zulümdür. Asıl Bediüzzaman'a Bela-üzzaman diyenlerin yaptığı çirkefçe bir iştir. Evet. Bediüzzaman Kürtçü müydü? Çok önemli bir soru. İşte Rıza Zelyut'un konuşmaları, işte Bela-üzzaman, zamanın belası, çağın belası demesi. Bununla da bitirelim. Yani müsaade ederseniz kaldı. Bununla bitirelim. Bu çünkü Hı-hı. çok önemli bir soru. Hı-hı. Bir defa Türkiye'de şöyle bir anlayış var. Bediüzzaman'ın eserlerini okuyanlar Rizeli de olsa, Boşnak da olsa, Arnavut da olsa Kürtçü diye damgalanmış. Ben mesela kayboyundan gelen bir Türk ailesinin çocuğuyum. Beni bile Kürtçü diye defalarca rapor hazırlandı. Ama onlar Kürtçülük tarihi
Söyler misin Turgay Bey? Bu tarifin içine girmeyen Müslüman var mı? Yoktur. Ha, gelelim iki üçüncüye. Bu da çok önemli. Bediüzzaman'ın bizzat kendi ifadesi. Hayatım şahittir ki diyor. Bütün hizmetlerim, bütün gayretlerim diğer İslam aleminden daha ziyade Türk milleti için olmuştur. Meşrutiyette de, mutlakiyette de, cumhuriyette de. Bediüzzaman hiçbir zaman devlet düşmanı ve Kürtçü olmamıştır. Ha, gelelim Rıza Zeliyot'un ne acıdır ki tarif ettiği bir mesele. Tuna'ya da, Zafer Tuna'ya da bu tarifin içinde. Maalesef bunu yalan söylüyorlar, tahrifat yapıyorlar. Ben bir soru soruyorum. Nereli? Şu an İstanbul'da. Yok mu? Var, peki. Sen onlardan birine üyeysen, Allah korusun 50 sene sonra Malatya, Türkiye Cumhuriyeti'nden koptuysa, sen de o derneğe üye olduğun için devlet düşmanı, bölücü, hain diye vasıflandırılabilir misin? Kesinlikle. Aynen öyle de. Bir defa Osmanlı döneminde Lazistan demek, Kürdistan demek çok normal. Çünkü Osmanlı Devleti vatandaşlarına Kürt diye, Türk diye, Arap diye, Ürcü diye bakmıyor. Osmanlı Devleti birinci derecede Müslüman mı değil mi? Adına Müslüm diyor. Ha, gayrimüslimse zimmi diyor. Bu gayet açık bir mesele. Yalnız ha. Tarık Zafer Tuna'ya böyle bir bilgisi yok. Orada bir var mı? Hayır, var. Ne yaptığını söyleyeceğim. Hani yazma, ismi geçmiyor Kürtler Cemiyeti'nde. Hayır, bizzat geçiyor. Geçiyor. Burası çok önemli. Bakınız, Bediüzzaman Hazretleri 1907'de İstanbul'a gelmiş. Geldikten sonra elbette ki marif için gayret gösteriyor. Eğitim için, şarkın eğitimi. Ve burada Kürt Neşri Marif Cemiyeti var. Onun nizamnamesi elimizde. Arşivde de var bu. Osmanlı arşivinde de var. Orada Bediüzzaman kurucu. Bunu kimse inkar edemez. Bediüzzaman kurucu orada. Niye? Kürt Eğitim Derneği. Yani ne zararı var Malatya Eğitim Derneği'nden? Ne farkı var bunun? Bura önemli. Ama bir şey daha söyleyeyim. Ne zaman ki Cumhuriyet kurulmuş, Kürdistan ve benzeri tabirler, Said-i Kürdi diye meşhur biliyorsunuz, Molla Said-i Kürdi, bunlar bölücülük anlamına alınmaya başlanmış, Bediüzzaman ismini Said-i Nursi diye değiştirmiş. Sırf vatanın, milletin selameti için. Şimdi sene 1918, Bediüzzaman kosturmadan esaretten dönüyor. Ve Anadolu'nun tehlikeye girdiğini, İstanbul'un işgal edilmek üzere olduğunu görüyor. Hadiseyi biliyorsunuz. Ve maalesef İstanbul'da çok sayıda bölücü dernek kuruluyor. Posof cemiyetini tutun, Ermenistan'la ilgili cemiyet tutun ve Kürt Teali Cemiyeti bunlardan biri. Ve Kürt Teali Cemiyeti tamamen müstakil bir devlet kurmak, Kürdistan kurmak için kuruluyor. Başında da Seyyid Abdülkadir var. Kendisi Seyyid olmasına rağmen Kürtçü bir adam. Alim bir adam, bunu bilesiniz. Belki niyeti şöyle böyleydi, biz Kürt başkanı, biz onu konuşmayalım. Bakıyor ki Bediüzzaman Hazretleri çok ciddi bir potansiyele sahip doğuda. Bediüzzaman Hazretlerine bizzat teklif götürüyor. Şu anda Abdülkadir Badilli abimizin Mufassal Tarihçe-i Hayat adlı eserinde Bediüzzaman'ın kendi el yazısıyla yazdığı Seyyid Abdülkadir'e gönderilen cevap var. Orada diyor ki Hak Teala Hazretleri Kur'an-ı Azimüşşan'da ben öyle bir millet getireceğim ki onlar Allah'ı sever, Allah da onları sever ilahi beyanı karşısında düşündüm. Bu ilahi beyana Türk milletinin masadak olduğunu biliyorum. Sen bu millete destek yerine tamamen ihtilafa gidecek ırkçı hareketlere girme. Ben 450 milyon o günkü İslam aleminin nüfusu Müslüman kardeş bedeline birkaç bin tane ırkçı Kürtçü insanların gitmem. El yazısı. Ha, geliyorum ikinciye. Sene 1925. Maalesef Türkiye'de üniversite rektörleri ve profesörler yargıta üyeleri. İsim isim biliyorum. Yahu diyorlar Akgünz Hoca, bu Said Nursi Şeyh Said değil mi? İsyan eden var ya diyorlar. Ya bu kadar cehalet olmaz. Yahu hiç olmazsa ansiklopedilere bakın. Britannica'ya bakın Türk ansiklopedilerini bilmiyorsanız. Bediüzzaman Hazretlerine biliyorsunuz Kürtçü diye açıkladım ben Eskişehir Mahkemesi'nde. Dördüncü idam sebebi olarak suçlama, sen Kürtçü müsün? Bediüzzaman gayet açık cevap veriyor. İşte benim tarihçi hayatım ortada diyor. Bu milletin lehine çalıştığım ortada ve o tarihte üzülerek ifade edeyim. Hüseyin Paşa vasıtasıyla Şeyh Said Bediüzzaman'ın, Van'daki Bediüzzaman'ın bizzat desteğini istiyor. Diyor ki İslam'a aykırı olan, laikliği getiren dinsiz bir hükümet kuruldu. Gel diyor beraber çalışalım. Kerahata Kürt devleti diyor.
Lütfen, yaptığın Kur'an'ın beyanatına aykırıdır. İslam kardeşliğine aykırıdır. Kardeşi kardeşi kırdırma. Ben 1000 senedir İslam'ın bayraktarlığını yapan Türk milletine karşı, onun torunlarına karşı kılıç çekilmez. Çekersen neticesi vahimdir diyor. Bir nevi ister gaybi haber deyin, ister keramet deyin, onu da haber veriyor. Dolayısıyla Bediüzzaman'a Kürtçü, Said-i Kürsi, ha şunu da söyleyeyim. Son cümle olsun. Bütün bunlara rağmen, bütün bunlara rağmen devletin bütün istihbarat raporları ve bütün resmi yazışmalar ısrarla Said-i Kürdi diye yazılıyor. Ha, ama Allah'a şükür Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. İlk defa düzeltti. O da önemli bir nokta bu. Ve son cümlem, kim ne derse desin birbirine benzeyen ağaçları birbirinden ayıran meyveleridir. Pekala. İşte Bediüzzaman ve emsalleri. Onun meyvesi milyonlarca imanını kurtaran genç 6000 sayfalık Risavur külliyatıdır. Ama onun aleyhinde olanlar anarşi tohumunu serpmişler ve milleti devirmeye çalışan bir kısım anarşistleri yetiştirmişlerdir. Teşekkür ediyorum ve ümit var olduğum. Bediüzzaman yazan bir şairin maili geldi. Şimdi bunu zikrettim, okumasam problem olur. Okursam problem olur. Diyor ki Amasya Sulova'da Çamlık Evliyası dedikleri bir türbe var. Kayınpederim bizzat Diyarbakır'dan uçakla Bediüzzaman Hazretleri'nin cenazesini buraya getiren uçakta görevli emekli bir polisten dinlemiş. Çamlık Evliyası denen kişinin Bediüzzaman olduğunu söylemiş. Hayır. Diyor hocam. Hayır. Bu konuda ne düşünüyor diye. Hayır. Sormuş. Kesinlikle yanlış. Tamam, yanlış değil mi bitir? Yanlış. Evet. Ümit var olunuz. Cümle. Bediüzzaman'dan bir cümlesi. Çok açtık bitir. Tamam, buyurun. Ümit var olunuz. Ey Müslümanlar. Şu istikbal hadiseleri içinde en yüksek Gürsa'da İslam'ın sedası olan. Geldik. Hoşçakalın.